Öğrencilerin konumunu tabii çok kökten değerlendirmek gerekiyor. İlkokuldan itibaren üniversite hayatında da makul yaşayacakları gibi bir hayat tarzı olması lazım. Bir kere okul modeli, yani o binaların şekli çok ürkütücü. Yani tahta sıralar, gri duvarlar, kara tahta, soğuk anlatım, amacın ne olduğunun belli olmaması, söylenmemesi, zorlu bir eğitim tekniği, bunlar çok acı. Bunlar sevgiyle, akılla çok rahat halledilecek şeyler. Ama illaki Mehdiyet'in ruhunun her yeri sarması şart. Bunun dışında bu acılardan kurtulmanın hiçbir yolu yok gibi görünüyor. Mesela öğrenciler normalde ev ortamı gibi ortamda koltuklarda oturup hem televizyondan hem kendi aralarında sohbetle sohbet ortamında müthiş güzel yetiştirilebilir. Bir kere görgü, kalite, klaslık, sanat, nezaket, temizlik, vefa, saygı, her türlü güzel duygu o toplantıda öğretilmesi lazım. Doğal olarak öğretilmesi lazım. Bunlar sanki ana meseleler değilmiş gibi yan mesele gibi görünüyor. İşte efendim Etrüsklerin dedesinin şapkası nasıldı? Efendim kaç yılında şapkasını masanın üstüne koydu? İpe sapa gelmez abuk subuk şeyler. Ve çocukların beyni adeta pişiyor. Hayatta asıl pratik kullanacakları bilgileri öğrenemiyorlar. Yani İslam dini nedir? Kur'an neyi anlatır? Kur'an'daki mucizeler nelerdir? Tevrat nedir? Tevrat'ın amacı nedir? İncil nedir? İncil'in amacı nedir? Budizm nedir? Yani genel kültür öğretsene ya. Birbirini sevmesini öğretsene. İşte sınıf öğrencileri var ya, hiç kimse birbirini arayıp sormaz, bilmez etmez. Halbuki çok köklü arkadaşlıklar, dostluklar kurulabilir. Birbirlerine çok iyi koruyup kollayabilirler. Yani aile gibi olabilirler. Müthiş bir sevgi ortamı olabilir. Olmuyor. Kızlar birbirinin saçını başını yoluyor. Delikanlılar bıçaklı kavgalara giriyorlar. Kabadayılık yapıyor, küfredenler. Sigara acayip yaygın. Ya Mehdiyet'in ruhunun dışında hiçbir çözüm görünmüyor. 150 yıldan beri bu böyle. Ve hiç kimse de çözüm bulamamış. Bulamayacağı da aşikar görülüyor. Yani tek çözümün Allah'ın dediği, peygamberin dediği gibi Mehdiyet olduğunu Allah bize açık göstertiyor. Evet, dinliyorum.